мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово. Çok sıkılıyorum arkadaşlar ya. VR'a mı saralım? Bütün gün VR... Oğlum VR'da var ya, bir sikiyorum milleti, bir elim alıştı. Şırat Murat, çöp. VR gel. Ha bir dakika şimdi. Bizim chatte gerçekten VR kullanan insanları bulmam lazım. Eko var, evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var, evet. Eko var. Abi taşındın mı? Evet, yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi Eko var, yankı var. Abi yankı var, evet. Sikerim seni. Bak yeter. Bu ne amına? Kırıldı. Şimdi bunu detaylı göstermemiştim ama VR'a printer'dan şöyle bir şey yaptım. Bir akıyorum. Bak CSGO izleyenler. Bundan sonra VR'da beni izleyin. Niye biliyor musun? Çünkü inanılmaz hareketler yapıyorum. Yani ruhumda resmen bir bordo verili varmış. Bunu böyle koyuyorsun buraya. 3D printer'dan yaptım, dün kırıldı, bantladım burayı. 2 gün sürdü bunu basma. Bak bu bir silah bildiğin. Buralara kolları takıyorsun. Tamam mı? VR'ın. Amına koyayım böyle taka 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 böyle yandan mandan üstten müstten tarıyorsun. Dehşet eğlenceli. Yani ben 3 gündür ter atıyorum. Sporum bundan sonra VR. Sırf onun için yeni kasa yaptım. Size daha iyi yayın yapabilmek için. Oğlum yabancıların beyni yok, beyni. Vallahi diyorum. Mesela böyle soldan çıkıyorum, tak 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 ateş ediyorum, geri çıkıyorum, gene oradan çıkacağımsın yani. Hani şu taraftan çıkma opsiyonunu kurgulamıyor bile herif kafasında. Çıkıp oradan tak tek atıyorum, dönüyorum böyle mal gibi gülüyor. Ya bir şey etmiyorum, motherfucker, yakma falan diyor. Ulan aptal, bir kafanı kullan lan. Açmış mı beyaz, valla mı? Kardeşim yayın yapacaksın, 4 kere ayağa kalkın, ne biçim yayıncısın? Ne yapıyorsun Discord'da? Ne? Topluyorum millet abi, tek tek çekip muhabbet edeceğim. Çok yakışıklı değil mi? Çok yakışıklısın abi. Kardeşim bana özenme bundan sonra. Yani bana baka baka tipin düzeldi amına koyayım. Ya. Piyasaya. Şuraya bak, 20 erkek bir kız var işte. Türkiye'nin. Şimdi bak kızlar bir konuşsun bakayım. Merhaba. Alo. 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 Ondan sonra bak. Hazır yemeği kesiyoruz. Dolapta kola var ha. Bir at ondan sonra. Çek baba birini. GK Lord tekrar gelmişsin. Hoş geldin. Evet abi, kusura bakma. Estağfurullah. Zalimi açamamıştım bu kafamı da. Sorun yok. Abi ben şeyi çok merak ediyorum. Bu belinle ilgili sıkıntılar vardı. Onu ameliyatla galiba çözülebiliyor musun? Evet. Ne yapacaksın, ne olacak onu merak ediyorum ben de. Tamam, cevaplayayım hemen. Size teşekkür ederim sorun için. Abi belim benim biliyorsunuz dünya kadar fıtık barındıran sıkıntılı bir ben. Abi soru şu oldu. Belinle ilgili bir sıkıntı var. Ameliyat buna çözümdü. Ne yapmak durumundasın? Ne yapacaksın? Planın ne gibi bir soru geldi. Ameliyat evet çözüm ama aslında değil de. Bel fıtığını minimuma indirmek istiyorsanız. Bel fıtığı sporla, onunla bununla, ilaçla düzelebilen bir şey değil. Ama koruyabilirsiniz. Tutulmaz. Ağrı az çekersiniz. Bunun da tamamen karın kaslarınızla, sırt kaslarınızı kuvvetlendirmek benim, ve de kilo vermenizle alakalı. Benim çapraz bağım koptuğunda da adam aynı şeyi söylemişti. Bacak kaslarını güçlendirerek o bağ. Tabii abi bodybuilder'lar var. Herif tonla kilolar kaldırıyor. Adamın her yeri fıtık. Ama işte kas ya, spor özetle evet, yüzme, spor bile çok iyi geliyor ama doğru bize spor bu. 3 ay verin. 3 ay, 5 ay sonra çıplak yayın yapıyor. Vicdansız bir insana dönüyor. Dağ toprak, televizyon sesli kız. Alo. Alo. Abi nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi ben de. Hiç çekileceğim aklıma gelmiyordu ya. Oğlum böyledir işte. Hiç çekilmem sanarsın. İllaki çeken vardır. Eyvallah abi. Abi ben şey soracaktım. Şimdi sen yayını izliyorum da Twitch'i bırakacağım falan. Bu dalgasına mı yoksa gerçekten bırakacak mısın abi? Şu an bir bırakma durumum tabii ki de yok. Ama bazen değerlendirdiğimiz veya düşündüğümüz anlar oluyor. Sırf reset atmak için, sırf sıfırlanmak için belki de, sırf daha psikolojimiz, yani bizim psikolojimiz çok bozuluyor. En azından benim öyle. Aşırı çok duygusal bakınca kafa oynuyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela eskiden konuşma programlarında şey vardı işte, biz Mumble kullanıyorduk, TeamSpeak vardı. Siz nerede konuşuyordunuz Discord'da? TeamSpeak. TeamSpeak vardı, Mumble vardı. Discord bir çıktı, biz şey olduk. Bu ne lan be,
gelişme oldu bilmem ne falan. Ondan sonra geçmeye başlayınca geçiyorsun yani. Mekan önemli değil. Evet, mekanın hiçbir önemi yok. Yani bana sorarsanız bir yayıncının yayın yaptığı yer trafikten, yani trafik haricinde çok önem sarf etmiyor. Yani hatta bir anlamda ayıklama oluyor. Mesela Levo'nun anlattığı muhabbet. Gerçekten beni izleyecek insanlar gelecek mi merak ediyorum. Sınayacağım kendimi, daha çok asılacağım. Orada yeni bir düzgün bir kitle yapmak istiyorum algısı hepimize zaman zaman geliyor. Hepimiz bunu hissediyoruz. Öyle yani, şu an Twitch'i bırakma falan, yayıncılığı bırakmam ben. Oğlum bu benim artık mesleğim olmuş. Ama platform değiştirir mi? Niye değiştirmeyelim? Değiştirebiliriz. Oğlum göbeğim gözüküyor ya. Ya göbeğim möbeğim yok oğlum. Yok oğlum göbek dümdüz işte. Abi çok iyi değil mi? Hello. Ne haber? Şimdi hani 32 yaşındayım diyorsun ya. 32 yaşındayım diyorum. Evet. Evet, karşı tarafın yaşı senin için çok önemli mi? Karşı tarafın yaşı senin için çok önemli mi? Yok, ben çok yaşa takılan bir insan değilim abi. Aklı kafası yerinde olan, kafası çalışan. Ya tabii ki de bunun belirli bir yaş oranı var yani, hani kalkıp da şimdi yaş vermeyeyim ama şu anlamda önemli yaş. Gerçekten insanın tecrübeleri ve de olgunluğu yaşla alakasız diye vurgu yapsak da gördüğün aslında yaşadıklarıyla alakalı ya tecrübe dediğiniz şey. Her yerinde ama ne olursa olsun yaşı bir tık ötede olan insanlar doğal olarak daha çok şey yaşamış yani oluyor. Boşver onları evleyin, hey o değildi. Taj atmıştım astroloji haritana ne zaman? 22 yaşındaki bir insan. Bakacağım evleyin ol, evleyin ol. Yani benim çevremde böyle babamın arkadaşlarına aralarında 10 yaş olan, 14 yaş olan, 15 yaş olan insanlar var. Onu şöyle kıyaslayabilirsin. Atıyorum yaşın şu noktadan sonra önemi kalmıyor. Sen 35 yaşındasındır, kız 25 yaşındadır, sallıyorum. Onda bir anormallik yok ama... Peki senden büyük olursa? Benden büyük olursa mı? Sen ne yapıyorsun şu an? Şeye bakıyor. Minetugay mı ya? Başladı gene bu çocuk gene. Şey olmaz abi. 10 yaştan bir şey. Yaş falan önemli değil. Bir noktada gerçekten kafa uyuşması ve de insanın tecrübeleriyle ortaklaşa bir şeyleri yürütebiliyor mu, o önemli. Bu yani cevabım. Buna bir sınır getiremem. 25 yaşına kadar olmaz falan demek saçma yani. Aleykümselam kardeşim, yapıştır sorunu. Bu savcı buluşması yapmaya devam ediyor musun? Savcı buluşması sabım olursa yapacağım. Farklı şehirlerde... Ankara'dayım ben şu an. Ankara'dasın. Valla yalan olmasın yani. Ankara'da sab buluşumuz var diyemem şu an ama gönül ister ki yapayım. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Ankara'da veya başka şehirde olduğum zaman bayağı hangi meydandaysam gelin lan burada plebi sabı fark etmeksizin buluşalım diyorum. Buluşuyoruz. Ama İstanbul'da genelde sab buluşmaları oluyor. Eyvallah abi. Sağ olasın. Aynen. Ankara'da büyük olursa gel tabii. YouTube'a içerik üretecek misin? YouTube'a hep içerik üretiyorum zaten. Eldiven kanalına. Ya işte onlar hep muallakta. Hepsiyle ilgili toplantılar sürüyor. Karınca çiftliğim de devam edecek bir noktada. Onun toplantısı ayrı sürüyor. Eldiven kanalına yeni bir şey yapalım, bir program formatı oluşturalım istedik. Onun toplantısı devam ediyor. Twitch yayınlarını, yani yayıncılığını aşamaya getireyim. Nasıl içerikler bulmalıyım? Çünkü artık bir noktada ben de sıkıldım. Aynı şeyleri çevirmekten, aynı insanlarla uğraşmaktan. Mevzu o. Yani bu şu an gündem sadece. O yüzden konuştum. Ne yaptın sen gene amına koyayım? Şey sikeceğim, vuracağım yani. Taşaklarını patlatacağım. Küçücük elin fındık kırılır. Tanesi kadar zaten. Elin kırılır aslında. Allah Allah. Bir şey yapmadım kardeşim. Mikrofonu ağzımıza sokuyordum. Ya pis biliyordum. Herif ya. Böyle bir şey var mı ya? Influencer'ların destek olmadan insanların bir yerlere gelebilmesi mümkün mü? Mümkün. Örneği ben. Ben olmasam sen bir... Siktir lan yardıma bak. Allah yok artık ebesinden. Memo ucunu sıkarım ha. Ya bu orayı sıkılır mı oğlum? Erkeğin orası hassas noktası. Abi sen sor sorun tam. Ha ya soru buydu. Seni de şeyden hani... bir destekçi değil ama bu programlardan... Şimdi bak bir kere en başta... influencerların diğer daha küçük yayıncıları ya da... keşfedilmemiş yayıncıları diyeyim. Küçük yayıncı demek biraz böyle şey oluyor ama. Ekle tabii. Keşfedilmemiş yayıncılara destek vermesi, daha doğrusu destek nedir? Bana sorarsan host bir destek değil. Host bir noktada gelip... Amına. Gelip geçici bir rüzgar diyeyim ona. Dalga diyeyim daha doğrusu. Influencerlar iki sebepten ötürü kitleniyorlar. Birincisi... gerçekten potansiyeli olan insanların büyüyüp izleyici çekmesinden korkan influencer tipi var. Pasta bölünmesin kafasında.
döndürenler var. Her zaman başından beri karşı olduğum bir bakış açısı. Bu yüzden hiç destek atmayan, sadece çevresindeki insanları boostlamaya çalışan bir influencer tipi var. Bir de bunun gerçekten sonuçlanmayacağını düşünen, yani birine host atmak, birine yardımcı olmaktan, ne bileyim, karşı tarafın fayda görmeyeceğini düşünen influencerlar var. Şimdi tek başına sadece yalnız bir vaziyette Twitch'te belirli bir aşamaya gelmen, zaten ya Twitch değil başka platformlarda da böyle, çok zor. Yani sen bir anda tek başına oturup düzenli yayınlarını yapıp 3000-5000 izlenmenin mümkünatı yok gibi bir şey. Şimdi ben az önce ben dedim, örneği ben verdim. Biri chatten şey yazdı, sen Noobstar'dan çıktın dedi. Şimdi anlamamış senin sorunu. Yani benim elimden bir yayıncı tutmadı. Ben bir yayıncı kadrosuna girerek, ekibe girerek izlenmelerimi yakalamadım. Bu farklı bir şey. Ben kendi başıma izlendim. Karınca çiftliğim vardı, 30-40 bin aboneli. Oradan 3-5 izleyici aldım. İşte ne bileyim, hayır, başka isimler sayabilirsiniz. Onlar ilklerdendir. Yani bu işin bir sürü yolu var. Prim yaparsın, yancılık yaparsın, göt yalarsın. Ne bileyim, gerçekten bunun hiçbirini yapmayıp arkadaş olursun ve kendini sevdirirsin. Bunların birçok yolu var. Şimdi sen benimle birlikte yayınlarımda oynadığım oyunlara ortak olsan ve insanlar seni sevse, işte 100 izlenmeye, 500 izlenmeye, 600 izlenmeye başlasan, sana diyecekler ki sen yancısın. Halbuki sen yancı olmaya da bilirsin. Bunun da zorluğu var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işin özü, iki ucu, üç ucu, beş ucu boklu değnek. Yani çok zor bir kulvar orası. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şans unsuru olması gerekiyor. Senin gerçekten yıldızının olması gerekiyor. Birçok insan bunu atlıyor mesela. İnsanların yıldızları vardır. Ve o yıldız tutarsa sen zaten izlenirsin. Kimisinin yıldızı yoktur. 100 tane host at, 100 kez yayına çıkar, bilmem ne. O adam hiçbir zaman izlenmez, yıldızı yoktur. İzlenen adam da bana sorarsanız bir elinden tuttu diye de izlenmez bu arada. Yani hiçbir vasfı olmayan, hiçbir yayıncılık kabiliyeti olmayan, hiçbir şekilde dokunuş özelliği olmayan bir adam sırf bir elinden tuttu diye izlenir algısı yanlış bir şey. Mümkün değil abi. O adamın elle tutulur bir yanı vardır ki elinden tutan olmuştur, onu hızlandırmıştır. Bu. Ben Noobstar'a girdim. Noobstar bana ne sağladı? Twitch'teki birçok insanın beni görmesini sağladı. Belirli bir ivmeye çıktım. Hızlandırdı. Bine çıktım ama bu arada. Ben Noobstar'dan çıkar çıkmaz 4000-5000 izlenen bir yayıncı olmadım. 300 izleniyordum. 500'e çıktım. Bine çıktım. Binden 3000-4000'e kendi gene ivmeye çıkarmaya çalıştım. YouTube'dan çok büyük şey aldım. İşte bu ana videolarımı attılar. Laf ediyoruz ediyoruz ama oradan da çok fazla reklam oldu. Noobstar olmasaydı ben seni tanımamış olacaktım. Hayır, tanırdım ama o süre çok uzardı. Çok çok uzardı yani. Mevzu bu. Senin sorun da neydi bilmiyorum ama ben genel bir yorum yaptım. Yok ben aldım abi cevabı. Yüksek ihtimal şunu sordun. İşte hani bizi desteklemiyor kimse. Ama emin ol, atıyorum ben sana kaç kez host attım? Bir kez mi attım? İki kez mi attım? Şimdi sen... Yok abi. Hayır örnek veriyorum şu an. Sen mesela ne yaptın? Gittin bir yarışmaya girdin. Şu var. Mesela Noobstar'a benimle birlikte giren bir sürü yayıncı oldu. Yayıncı adayı oldu. Anlatabiliyor muyum? Hani, ben kazandım. Ben kazandım değil abi. Kazanmak mevzu değil. Ama Noobstar'ın en çok verimini alan, daha doğrusu işte kendimi gösterip de onun karşılığını alan ben oldum. Şimdi mesela sonuçta kim kaldık? Zade kaldı, Tolga kaldı, ben kaldım. Şimdi mesela Tolga kaç izleniyor? Örnek vereceğim. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama mevzu bu. Dürüstçe konuşmak abi gerekirse işte, bu. Bence adamda iş yoksa, isterse dağlar taşlar bütün headler hostlasın, bir bok olmaz. Olmaz. Bu doğru bir şey. Yani. Bu yalan şey. Değil. Ha, kişide mevzu varsa bir tane iki tane videosu YouTube'a düşsün, atıyorum senin gibi. Aa bak nasılmış falan filan. Çünkü mevzu abi senin kanalına bir anda 5000 kişinin gelmesi değil. Mevzu senin kanalında 1000 kişinin ulan ben bu adam ne yaparsa izlerim herifi seviyorum diye seni izlemesi. Ha kimse elinden tutma vesaire mevzusu. Bak mesela ben hani Jare'nin yanında büyümüş birisiyim ama hiçbir zaman böyle host vesaire hiçbir şey yoktu yani. Ben de 2 yayın açtım da 10 izleniyordum. 20'ye çıktım. Ben de öyle oğlum, ben 20 izledim. 10 izleniyordum işte. Ha. Öyle abi yani ben kişisel tavsiyem bence yayında yaptığınız şeyleri, klipleri vesaire tutun bir mod sağa sola atsın. Bence çok etkili o tarz şeyler. Benim bir tane
Yarak Yürek Köprü klibim var. P'yi kaç aldık bilmem ne. O bir atıldı, anı skill'de orada. Öyle abi, benim mesela hep söylüyorum. O aşk hikayemi, anlık bir dertleştiğim bir anı kesip YouTube'a atan YouTube kanalı kimse 2,5 milyon izlenmiş o video. Ve izleyenlerin hiçbiri Twitch ortamından değil. Hiçbiri değil bak. Abi her zaman seni izlemeyen adama oynayacaksın. Alo. Hoş geldin Unicorn Paradise. Hoş buldum abicim. Naber? İyiyim, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür, aynı devam. Yapıştır sorunu bakayım. Tamam, senden hep böyle tavsiyeler falan alıyoruz ya, güzel tavsiyelerini bizimle bölüşüyorsun. Tamam. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Hayatın boyunca şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye neymiş? Hayatım boyunca aldığım en iyi tavsiye en mi? En iyi tavsiye, aynen. Vallahi yani çok güzel tavsiyeler aldığım oldu. Bilhassa da hakkını yiyemem babamdan yani. Babam benim gerçekten tavsiye king'dir. Böyle bir yorum yapar, hoşuna gitmez ama hep doğru çıkar. Hatta belki de birçoğunuzun babasından öyle yorumlar gelir. Ya babam hep bana şey tavsiyesi verirdi. O da benim zaten böyle hayat felsefem gibi bir şey oldu bir noktadan sonra. Herkese güvenme ama sen hep güvenilir ol diye bana sürekli öğüt verirdi babam. Ben de onu hep böyle felsefe edindim. Hani hep güvenilir ol ama herkese de güvenme kafasıyla yürüdüm. Hiçbir zamanda bunun acısını çekmedim yani. Güzel bir tavsiye diyebilirim. Teşekkür ederim abi. Bir de son bir şey diyebilir miyim? Hı hı, tabii. Kardeşim şu an yanımda. Öyle mi? Seni izliyoruz yani. Aynen, ikimiz selam izliyoruz seni. Selam söylüyor. Duydu zaten. Kardeşim. Öpüyorum onu. Holmes'le sana kendisi bir selam vermek istiyor. Verebilir miyim ona? Verebilir tabii. Selam abi. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim abi. Ben senin yayınlarını fazla izleyemem ama Holmes'un yayınlarını daha çok izliyorum. Banlasana Özgür. İzle oğlum, izle abi. Beni izlemek zorunda mısın lan? Bak, senin yayınlarını daha çok izliyorum. Ya ben söylüyorum, hep seni böyle örnek olarak veriyorum ona. Şeyin, Unicorn'un kardeşi. Kaç yaşındasın? Kardeşiniz var. 15 yaşındayım abi. Adın ne? Tofik. Azeri'yiz biz. Azeri'siniz değil mi siz? Aynen. Evet evet, Azeri'yiz abi. Vay kardeşlerimiz be. İyi iyi. Sen Holmes'iz de ablam ben izlesin. Ben seninim o Holmes'im. Ha, aynen, tamam, o olur. Oldu abicim, teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen benim kitabı ufak mı diyorsun? Aynen, öpüşülemiyorum. Seni var ya, velen sanki beni 35 yaşında adamlar izliyor sadece. Babaray'ın yayını ne zaman olacak, nasıl olacak abi, olacak mı? Ya Babaray'ın yayını bugün babamlaydım işte, konuştuk onunla da. Baba dedim yani, insanlara Babaray'ınla yayın yapacağım dedim. Üzerinden 2 ay geçti. Senin yaptığın çok büyük terbiyesizlik dedim. Siktir lan yavşak, beni çağırdın mı ki dedi. Haklıydı. O yüzden şimdi hazır böyle benim moral biraz bozukken, biraz dinleniyorken, kafa topluyorken, bu toplantılar sürüyorken onu dahil etmek istemedim. Çünkü keyifsiz bir yayın yapacağımı düşündüm. Ama çok istiyorum. Sadece içerik olarak değil yani. Babamla oturup, ya babamın çok hoşuna gidiyor, anladın mı? Şimdi beni böyle harbiden takip eden insanlar babama mesaj atıyorlar. İşte ekmek yapıp koyuyor. Abi çok güzel olmuş bu seferki, çok pofidik olmuş. İşte abi yetiştirdiğin çocuğa helal olsun, siz ne kadar güzel. Bunları duyunca onlar böyle çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması da benim en büyük ideallerimden, en büyük mutluluklarım, mutluluğumdan bir tanesi zaten. Bu sebeple de babamı çıkartıp gerçekten, ya ne bileyim, ben şeyi düşünüyorum, kimse alınmasın, darılmasın ama çok şükür benim başımda babam var ve de babalığını sevdiğim, onayladığım bir adam. Burada belki babası olmayan var, belki babasıyla iyi anlaşamayan var. Varsın olsun, benim babamı babası gibi görsün diye oturup böyle babamla benim aramdaki sohbeti buraya yansıtmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden de böyle gönül ister ki her hafta yayın yapayım. Her hafta babam olsun. Ama o da tabii işi gücü var. Adam kaç yaşında adam. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. VR'ın ayarlarını yapıp VR yayınlarıyla devam ederiz. Babarayan babarayan akarız. Cansınız. Kalbinizi kırdıysam affola ama sinirleniyorum bu aralar. İdare edin beni. Burki de bay bay diyor herhalde. Mucuk. Кишит ты между нами, будто искрит, а мы на баре с пацанами, кому-либо наливаем, налетай, пока горит, кому не лень.
annem ayım roke sokevze suda.